altı soru esasında şu bana sorarsanız. Ya bu kriz iktidar yanlış yönettiği için, yönetemediği için beceriksizliğinden mi çıktı? Yoksa bu kriz iktidarın bilerek ve isteyerek kurmuş olduğu bir düzenin sonucunda mı çıktı? Bu sorunun yanıtı şu açıdan çok önemli. Eğer salt bir yönetim krizinde karşı karşıyaysak, o zaman iktidara daha iyi yönetmeye dair önermeler vermemiz, bir takım alternatif reçeteler sunmamız da krizin aşılması mümkün olabilir. Ama eğer kriz salt bir yönetim krizi değil, kurulmuş olan düzenin sonucunda çıkmış bir krizse, o zaman reçetenin düzeni değiştirme iddiasını ve düzeni değiştirecek yeni bir siyasi iradeyi de reçetenin parçası olarak ortaya koyması gerekiyor. Şimdi soruyu tekrar sorarsak, bu kriz iktidar beceriksiz olduğu için, kötü yönettiği için, sehven yanlışlıkla yaptığı için mi çıktı? Yoksa bilerek, isteyerek, kendi tercihleriyle, siyasi bir iradeyle kurduğu bir düzenin sonucunda mı çıktı? Bilerek ve isteyerek kurmuş oldukları bir düzenin sonucunda çıktı. Yani bu bir yönetim krizi değil. Bu düzenin krizi. O zaman da çözümü sadece yönetimi değiştirerek değil, yönetime yeni bir siyasi iradeyi ve düzeni değiştirme iddiası koyacak dönüştürücü bir gücü getirmemiz gerekiyor. Yani iktidarın siyasi anlayışını toptan değiştirmemiz gerekiyor. Bugün artık ekonomideki reçete, salt ekonominin teknik reçetesi olmanın ötesinde yeni bir siyasetle ancak, yeni bir siyasi iklimle, yeniden demokrasiyle, yeniden hukukla ve düzeni değiştirme iddiası taşıyan bir iktidar anlayışıyla ancak aşılabilir bu kriz. Bu kriz sadece yeni yönetimle değil, yeni siyasi anlayış ve düzen değiştirecek bir iddiayla değişebilir. Şimdi burada bu tespiti şuna dayandırmak gerekiyor. Krizin kaynağını biz üretim tarafından tarif ediyorsak, o zaman bunu da ekonomik olarak daha teknik detaya indirmemiz mümkün. Üretim şokları iki kanaldan işleyebilir. Bir tanesi maliyet kanalıdır. Bir diğeri de üretim için ihtiyaç duyduğumuz üretim araçlarına dair bir krizden kaynaklı olabilir. Yani üretim kapasitemizin eriyor olmasından kaynaklı olabilir. Türkiye'de bunların her ikisi de yaşanıyor şu anda. Maliyet tarafında üretimi %75 oranında ithalata bağımlı bir ekonomide eğer kur 1 Ocak'tan bugüne %40 oranında bir maliyet artışına işaret ediyorsa bu ağır bir maliyet şoku demektir. Eğer çok borçlu bir ekonomik düzen içerisinde faizler 11 ay içerisinde %50 oranında artmışsa bu ağır bir maliyet şokuna işaret etmektedir. Türkiye'de bugün maliyet artışından kaynaklı ciddi bir üretim şoku yaşanmaktadır. O zaman ilk sormamız gereken soru, peki bu maliyet şokunu nasıl aşabiliriz? Nasıl maliyetleri düşürebiliriz? Buradaki soru da temelde Türk lirası niçin değer kaybetti sorusudur. Ne oldu da Türk lirası 3.76'dan 5.30 düzeyine değer kaybetti? Ha, isterseniz soruyu şöyle de sorabiliriz. Ne oldu da 3.76'dan 7'ye çıkıp tekrar 5.30'a geldi? Ama mutlak olarak üretici açısından, KOBİ esnaf açısından, perba açısından kur 7.20'den 5.30'a düşmemiştir. 3.76'dan 5.30'a çıkmıştır. Bu sene başında raflara ürün koyarken öngörüyü 3.76 kuruyla yapan satıcı için ithal etmek zorunda olduğu ürünü 5.30'dan almaktadır bugün. Ve yarın kur ne olacak sorusuna yanıt verebilecek bir tane dahi iktisatçının, bir tane dahi siyasetçinin olmadığı. Çünkü belirsizliğin inanılmaz yüksek olduğu bir dönemden geçerken. Yarın kur her şey olabilir. Öngörmemiz mümkün değil. Yarının tanımını hakikaten yarınla sınırlı tutmayalım. Önümüzdeki 3 ay, 5 ay, 8 ay, 10 ay acaba ne olacak sorusuna yanıt vermek mümkün değilse bir ekonomide, o zaman fiyat biçmek de mümkün olmaz. Fiyat biçilemeyen ürünü rafa koymak da mümkün olmaz. O rafa konulamayan ürün
üzerinden gelir kazanmak da mümkün olmaz. Gelir kazanılamayan yerde de tüketicinin esnafın kapısını çalması da mümkün olmaz. O zaman dönüyorum. Türk lirası niye değer kaybetti? Türk lirasının değer kaybını sadece 2018'de okursak, o zaman Amerikan başkanının attığı bir sosyal medya mesajı, dış dünyayla yaşanan bir kavgayla sınırlı bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir belki. Oysa ki Türk lirası 5 senedir istikrarlı bir biçimde değer kaybediyor. Bu değer kaybının hızlandığı tarihlere baktığınızda neden olduğu ortaya çıkıyor. Birinci tarih Mayıs 2013'tü biraz önce söylediğim. Mayıs 2013'te Türkiye'nin ekonomik olarak karşılaştığı, yüzleşmek zorunda bırakıldığı gerçek şu oldu. Eğer siz kaynaklarınızı üreterek zenginleşmek yerine ranta, betona gömerseniz var olan borçları geri ödeme imkanınız ortadan kalkar. Ve böyle bir düzende size borç vermiş olanlar bir sonraki döngüde daha pahalıya, daha zor, belki de bir noktada da hiç vermeyecek konuma gelebilirler. Yani birinci sebebi ranttan yana tercihleri kullanılmış olması. Diğer tarihlere baktığınızda da ikinci sebebin o yönetim krizi olduğu ortaya çıkıyor. Sayın Bahçeli'nin Türkiye'de hiç gündemde yokken başkanlığı tartışmaya açan, daha sonra 16 Nisan referandumuyla anayasa değişikliğe taşımış olan, ardından da 24 Haziran'da resmileştirmiş olan süreçte bu sözünü ettiğim 3 tarihe bakarsanız Türk lirasının değer kaybının bu tarihlerde hızlandığını görürsünüz. Türk lirasına değer kaybettiren şey hukuksuzluktur, kuralsızlıktır, kurumsuzluktur, keyfiliktir ve tek adam rejimidir. Türk lirasını yeniden değerli kılacak olan da parlamenter demokrasidir. Bu demokrasiyi yaşatacak yerelden başlayan yeni Türkiye hikayesidir. Yani eğer biz bu maliyet şokunu aşmak istiyorsak artık mesele Merkez Bankası'nın meselesi olmaktan çıkmıştır. Faizler ne olacak sorusu değildir bu sorunun yanıtı. Nasıl olacak da yeniden demokrasiyi kuracağız? Nasıl olacak da yeniden kişiler değil kurumların önemli olduğu bir düzen kuracağız? Nasıl olacak da keyfiliğin değil kuralların işlediği bir düzen kuracağız? Nasıl olacak da tek kişinin değil katılımcı bir biçimde herkesin dahil olduğu bir yönetim anlayışını kuracağız? İşte burada umut ve adres 31 Mart olmakta. 31 Mart bunu yapmak için bize bir imkan ve fırsat sunuyor. Bir diğer tabii üretim şoku, bu tespitler reçeteyi çok hızlı anlatmama imkan verecek. Çünkü burada söylediğim bütün yanlışların doğrusu yanlışın içerisinde yatıyor zaten. Yani bunları yapmadığınız her koşulda Türkiye'de çok hızlı nefes alabileceğimiz ve her şeyin çok rahat düzeleceği bir düzen mevcut. Yine sadece bir maliyet şokuyla karşı karşıya değiliz, aynı zamanda üretim kapasitemiz de eriyor demiştim. Burada 4 önemli faktöre vurgu yapmak gerekiyor. Birincisi fiziksel sermayemizi çok ciddi oranda kaybettik. Fiziksel sermayeden kastımız eskiden sanayi üretimi yapmayı tercih eden yatırımcı bugün AVM ve rezidans yapmayı tercih ediyor. Bunu yatırımcıya suçlayarak söylemek haksızlık olur. Yatırımcı devlet, iktidar tarafından konuluyor olan ekonomik kurallar içerisinde karını belirleyecek alanlara kayıyor. Kuralı koyanlar AVM yapmayı sanayi üretimi için fabrika kurmaya tercih ettirecek düzeni kurmuş olanlardır. Bunu nasıl yaptılar? 186 kere kamu ihale kanunu değişti Türkiye'de. Yani şunu yaptı iktidar son 185 ay içerisinde. Bu ay kırmızı ceket giyenlere vereceğim kamu.